Bereket TV ekranlarından herkese merhaba. Ben Ertaş Şahin, kullanım kılavuzu programıyla karşınızdayım. Her hafta olduğu gibi bu hafta da sizlerle beraber değişik bir ekipmanı değişik bir yöremizde inceliyoruz. Bu hafta Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeyiz ve sizlerin de görmüş olduğu gibi arkamda görülen çizelle toprak işlemesi gerçekleştireceğiz. Bu hafta arpa anızının üzerinde, yani Temmuz-Haziran aylarında biçilmiş arpa anızının üzerinde bir sonraki yıl yulaf ekilmek üzere toprak işleme aletimiz olan çizelle bu programı gerçekleştireceğiz. Her programda olduğu gibi önce teknik detaylarını verelim. Bu makine o kadar kapsamlı bir makine değil, ancak teknik detayları önemli. Makinemiz 9 sıralı bir çizel, aynı zamanda yaylı olarak tasarlanmış. Zorlu arazilerde çalışması için, taşlı arazilerde çalışması için yaylı olarak tasarlanmış. Çatı yüksekliği dediğimiz ayaklarının boyundan şasesine kadar olan yükseklik 75 cm. Aktif olarak çalışabileceği derinlik ise 40-45 cm civarı olarak fabrika verileri verilmiş. Şimdi biz de sizlerle beraber bu işlemi gerçekleştireceğiz. Bundan önce de ufak tefek ayarlarından bahsedelim sizlerle beraber. Şimdi makinem sol tarafındayken ben şunlardan bahsedeyim. Öncelikle ayak yapımız oldukça kuvvetli olduğundan dolayı bu makine tamamen düz olarak ayarlanmalı. Aksi takdirde bir tarafın derinliği fazla olacağından traktörümüz doğru bir çizgi üzerinde ve eşit yüklerde gitmeyecektir. En önemli unsur bu. Ve şu anda hidrolik kalkık konumda. Bunu yere indirdiğimizde de ön ve arka ayakların yere yüksekliği eşit olmalı ki bu makine ön ve arka derinliği eşit olarak ilerleyebilsin ve traktörümüz verimli bir şekilde çalışabilsin. Ayarlarımızdan bahsettikten sonra biraz da traktörümüzden bahsedelim. Traktörümüz, yani bu makine için uygun traktörümüz 100 beygir civarında olmalı ki istenilen hızlarda, istenilen derinliklerde toprak işlemeyi gerçekleştirelim. Makinemizin genel hatlarıyla ayarları ve gerektiği güçler bunlar. Şimdi bu arkamızda görmüş olduğumuz çizelin en büyük rakibi olan pulukla olan farkından da biraz bahsedelim. Ondan sonra tarladaki işlemimize devam edelim. Çiftçiler çizelleri ve pulukları aktif olarak kullanıyorlar arazilerinde. Pulukla olan farklarını şöyle açıklamaya başlayalım. Bu öncelikle pulluğa göre toprağa aktarmadan çalışıyor. Bunu bütün çiftçilerimiz sahada kullandıklarında fark edebiliyorlar. Yukarıdaki anız artıkları yukarıda, aşağıdaki istemediğimiz toprak kısmı da aşağıda kalıyor. Aynı zamanda bu çizelimizin arkasında merdane de ilave edilebiliyor ki topaçsız bir yüzey elde edilebilsin. Pulluk dediğimiz ekipmanda ise bu mümkün değil. Toprağı alt üst ederek toprak işlemesini gerçekleştiriyor ve düzgün işlem yapılmadığında da tarlanın tesviyesini bozma gibi bir negatif yönü var. Pulluk dediğimiz ekipmanın, arkamda görmüş olduğunuz çizellerin ise böyle bir dezavantajı yok. Aynı zamanda daha az güç isteğiyle daha fazla iş yapabiliyor. Bu da sizin yakıtınıza yansıyor. Daha az yakıtla daha fazla alan işleyebiliyorsunuz. Aynı zamanda dediğim gibi organik maddede yukarıda kaldığı için daha verimli topraklar elde edebiliyorsunuz uzun yıllar bu aleti kullandığınızda. Bir negatif yönünden de bahsedelim çizelimizin. Hep olumlu yönlerinden bahsetmeyelim. Toprağı ters düz etmediği için daha fazla ot getiriyor. Yani çapa bitkisi ekmek isterseniz buğday anızından sonra çizelle işlediğinizde daha fazla ot mücadelesi gerektiriyor toprağı ters çevirmediği için. Bunları da belirttikten sonra her programda olduğu gibi ben de traktörüme bineceğim ve şimdi çizelle toprak işlememi gerçekleştireceğim. Şu an sizlerle beraber işlemime başlıyorum. Evet değerli izleyenler, şu an görmüş olduğunuz gibi işlemimize başlamış bulunmaktayız. Traktörümüzle beraber 9'lu çizelimizi düzenli bir şekilde tarlamızda kullanmaya başladık. Bütün ekipmanlarda olduğu gibi ilk kullanmaya başladığımızda ayarlarımızı kontrol ediyoruz. Bunun için de sık sık arkaya doğru başımı çevirmeye gerek duyuyorum. Tarlamızın alt kısımlarında taşların bulunması bu çizelimizin nasıl çalıştığını göstermek için güzel oldu. Çizelimiz yaylı olduğu için, yani daha önceden kullanılan çizeller gibi standart dökümlerden yapılmış ayakların kaynakla birleştirilmiş şaselere bağlanmasıyla yapılan çizellerden farklı olarak bunda yaylı bir mekanizma kullanılmış ve bu mekanizma sayesinde taşlı arazilerde de oldukça verimli bir şekilde çalışabiliyorsunuz.
Bir sırada da dönüşümü gerçekleştirdim. Tarlamı gidip gelme şeklinde işleyeceğim ve bu işlemi tarlamın sonuna kadar uygulayacağım. Şu an yeni bir sıraya daha girdim ve hidrolik ayarlarımı da kontrol ediyorum yavaş yavaş. Tarlamın boyu oldukça kısa. Ve altı oldukça taşlı. İstediğimiz derinliklere ulaşamıyoruz. Şimdi çizelimiz 9'lu demiştik ve yaylı olduğundan ayaklarının taşlardan ve dal parçalarından, köklerden kurtulabilme özelliğinin olduğunu söyledik. Aynı zamanda ayak yapısına baktığımızda sadece düz bir patlatma işlemi yapmak için değil, yanlarda da kırlangıç ayağı dediğimiz ek aparatlar mevcut. Bu aparatları da daha iyi toprak işlemek için üreticimiz monte etmiş çizelimize. Oldukça verimli bir şekilde sürüm işlemini gerçekleştiriyor. Yeni bir sıramın daha sonuna geldim ve hidroliğimi kaldırdım. Kaldırdığımda traktörüm oldukça rahatlıyor. Arazimde oldukça engebeli bir arazi. Şimdi dönme işlemi için vitesimi değiştirdim. İleri konumu alıyorum ve bırakıyorum debriyajımı. Hidroliğimi bir tuş vasıtasıyla rahatlıkla indirebiliyorum. Zaten şu an içinde bulunduğumuz traktör de 2016 yılında kendi sınıfında ödül almış bir traktör. Oldukça konforlu ve rahat bir şekilde bu işlemi yapabilmemizi sağlıyor. Şu anki işlem derinliğimizden de bahsedelim. Daha önce de söylediğim gibi istediğimiz derinliklere ulaşamıyoruz. Tarlamızın alt kısmı oldukça taşlı. Bunu da sürekli hidroliklerimizden hissediyoruz. Yaylar çalıştıkça bize de ufak tefek sarsıntıları hissettiriyor. Çizel üreticimiz bu çizel için 100 beygir sınıfında traktörün uygun olduğunu belirtmiş. Biz de 120 beygir gücündeki bu traktörümüzle sürüm işlemini şu an gerçekleştiriyoruz. Bu sırada sürümümüzü gerçekleştirirken traktörümüzden biraz bahsedelim. Traktörümüz oldukça donanımlı, 2016 model bir traktör. 120 beygir gücünde, 4 silindirli, 4.4 litre motor hacmine sahip. Şu an sizlerle beraber traktörümüzden bahsederken bir denemeyi daha gerçekleştirelim. Ben böyle makinelerin içlerinde genelde sizlerle beraber seslerle ilgili denemeler yapıyorum. Bazen makinelerin camlarını açıyorum, ne kadar konforlu olduğunu göstermek için sizlerle beraber dinliyoruz. Şu anda akıllı telefonumuzdan indirdiğimiz bir uygulama ile içerideki gürültü seviyesini sizlerle beraber bir inceleyelim. Aktif çalışma anında inceleyelim ki traktörümüzün kabininin ne kadar konforlu olduğu ekranlardan da belli olsun. Şimdi bir sıramın daha sonuna geldim. Bu dönüşü işlemini gerçekleştirdikten sonra sizlerle denememizi yapacağız. Sıramın sonuna geldim. Debriyaj kullanmadan İleri geri işlemini gerçekleştiriyoruz traktörümüzde. Şu an kolumu ileriye aldım ve debriyajımı kullanmadan ileri geri yaparak sırama yeniden girebiliyorum. Şu an çizelimi indirdim. Vitesimi de ayarladım. Şu an aktif sürüm anında 4.7-4.8 kilometre hızlarda traktörümüzün içindeki ses seviyesini ölçmek için belli bir süre sessiz kalacağım. Şu anki ölçtüğüm değer 84 desibel olarak telefonum ölçüyor. Bu uygulamaya ne kadar güvenebiliriz onu da size bırakıyorum. 84 desibeli bu traktörün içerisinde telefonumuz ölçümü gerçekleştirdi. Görmüş olduğunuz gibi arazi oldukça taşlı. Böyle taşlı arazide kullanılabilecek en iyi çizeli şu an arkamızda görüyorsunuz. Yaylı olması sebebiyle güzel bir işlem çıkarıyor ve genişliğinin 3.1 metre olduğunu da söyleyelim. 3.1 metre genişlikte 5 kilometre hızla bu işlemi 120 beygirlik bir traktörle gerçekleştiriyoruz. Tarlamız bu büyüklükteki ekipmanlar için fazla uygun değil çünkü boyu oldukça kısa. Sık sık bizim manevra yapmamızı gerektiriyor ve bu da bizim uzun saatlerde yapmamız gereken
dekarları, işlememiz gereken alanları düşürüyor. Şu an bir sıramın daha sonuna geldim. Dönüşümü gerçekleştiriyorum. Traktörümüzün bir özelliğinden daha bahsedelim. Hassasiyetini hidrolik kollarından alıyor. Yani orta koldan almıyor. Daha önce de bizi sürekli takip edenler bilirler. Kulluğun orta kolunu sökerek sürüm işlemini gerçekleştirmiştik bir sıra boyunca. Sıranın sonunda yeniden takmamız gerekiyor. Bunu da o zaman belirtmiştik. Aynı uygulamayı şu an üzerinde bulunduğumuz traktörde de yapabilirsiniz. Üreticiler artık hassasiyeti orta koldan değil, alt hidrolik kollarından alan traktörler üretiyor. Bunun açıklaması ise traktörler büyüdükçe arkadan makinenin yukarıya doğru kalkarak orta kolu ittirmesinden hassasiyet alan traktörler, makinelerin arkadaki ekipmanlar uzadıkça bu hassasiyeti alamıyorlar. Bu nedenle de yeterli çeki kuvvetini düzenli olarak sağlayamıyorlar. Çözüm olarak da hidrolik kollarından hassasiyet alan, şu an üzerinde de bulunduğumuz sistemi kullanan traktörler artık yaygın olarak kullanılıyor. Şu an yeniden belirtmek istiyorum. Oldukça taşlı bir yere geldik ve traktörümüz oldukça zorlanıyor ve taşlı yerlerden gittiğini bize hissettiriyor. Bir sıramızı da dönüşümüzü gerçekleştirdik. Çizelimiz iki sıra olarak tasarlanmış ve oldukça geriye doğru uzun. Bunun avantajı ne? Saplı tarlalarda, yani bitki artıklarının bulunduğu tarlalarda tıkanmayı engellemek için ön ve arka sıraların arasını genişletmişler. Bu genişletme işlemiyle daha iyi toprak akışı sağlamışlar. Çizelimizin ayaklarının arasında. Arkaya doğru uzaması traktörümüzde bazı özellikler istiyor. Mesela yüksek kaldırma kapasitesi ya da önlerde belli bir ağırlığın olması gerekiyor. Bu makinenin yolda veya sıra başlarında kaldırıldığında dengeli bir şekilde kaldırılabilmesi için belli bir gücü de gerektiriyor. Makinenin uzun olması sebebiyle. Daha bu ekipmanımızın arkasında merdane yok. İsteğe bağlı olarak merdane de bu ekipmanın arkasına eklenebiliyor. O zaman boyu arkaya doğru daha çok uzuyor ve daha fazla kaldırma gücünde gerek duyuyor traktörlerimizde. Oldukça eğimli bir arazide çalıştığımızı tekrar belirteyim ve bu toprak işlemesini eğime yan olarak yapıyoruz. Bunun da sebebi erozyonu, yani yağmurlarla toprağımızın aşağıya doğru akışını engellemek. Eğime dik yönde işlenen arazilerimizde yağmur sularının akması sebebiyle bir miktar toprağımız aşağıya doğru akıyor. Ve bu da bizim üst taraftaki topraklarımızın daha verimsiz hale gelmesine neden oluyor. Biz de eğime yan olarak toprak işlememizi gerçekleştiriyoruz. Şu an traktörümle işlemimi gerçekleştirirken biraz da yakıt verilerinden bahsedeyim. Üzerinde bulunduğumuz traktör anlık olarak yakıtı gösterebiliyor ve 10 litre civarı şu an saatlik yakıt tüketiminin olduğunu söyleyelim. 5 kilometre hızda 3 metre eş genişliğinde saatte 15 teker civarı bir toprak işlemesi yaparken saatte de 10 litre civarı yakıt tüketiyor. Yani 700 gramlara falan geliyor dekar başına. Bu da oldukça iyi. Toprağın yaklaşık olarak 40 santim altına kadar işleme kapasitesine sahip bir şekilde tasarlanmış makinemiz. Bunu da aşağıda belirtmiştik. Şimdi yeniden söyleyelim ve vitesimizi düşürerek ne kadar derine inebileceğimizi bu boyda deneyelim. Vitesimi 3,5 km hıza denk gelecek şekilde düşürdüm. Motor devrimi de 1400'den 1500'e doğru çıkarıyorum. Ve sağ tarafta görmüş olduğunuz, şu an elimin içinde görmüş olduğunuz tuştan yavaş yavaş hidroliklerimi aşağıya doğru salıyorum. Çizelim de aşağıya doğru kendini salıyor. 75 santim çatı yüksekliği olan çizelimizin yaklaşık olarak yarısını toprağın altına gömmüş bulunmaktayız. Traktörümüz belli yerlerde patinaja düşüyor. Şu an tahmini olarak yarısını, 75 santimin yarısını toprağın altına indirmiş konumdayız ve
3,5 kilometre hızda arada patinaja düşerek sürüm işlemini gerçekleştiriyoruz. Belli derinliklerden sonra çeki kuvvetiniz çok aşırı şekilde artıyor. Bunun sebebi de topraklarımızın pullukla işlenerek belli bir tabakadan sonra pulluk tabanı dediğimizin bir tabaka oluşturması. Bu nedenle o tabakanın altını işlemek istediğinizde oldukça zorlanıyor çizelimiz. Biz de o tabanın altına indik biraz önce. Sizlerle beraber hidrolimizi aşağı indirerek ve traktörümüzün sınırlarını zorladık. 3,5 kilometre hızla çok rahat bir şekilde sürümünü gerçekleştirdi. Şu an yine eski ayarlarımıza çevirdik. Elimizin altında bulunan yuvarlak tuş takımı ile çevirerek yüksekliğimizi ayarlıyoruz. Burada görmüş olduğunuz iki tuşla da indirip kaldırma işlemini gerçekleştiriyoruz. Rahat ve konforlu bir şekilde çizelimizi tarlamıza çekiyoruz ve bahardaki yulaf tarımımıza hazırlığımızı gerçekleştiriyoruz. Mevsim olarak da Aralık ayının ortalarındayız. Yani kış oldukça yaklaştı. Böyle uygun günlerde de son çiftçilik işlemlerimizi gerçekleştireceğiz. Ondan sonra da bahardaki işlerimizin belli bir kısmını azaltmış olacağız ve toprağımızın dinlenmesine vakit ayıracağız. Biz de belli bir süre çiftçiler olarak istirahat etme şansı bulacağız. Ve bir boyumun daha sonuna geldim. Ben şimdi traktörümü durduruyorum. Bir programın daha sonuna geldik. Programımızı kapatmadan önce sizlerle beraber deneyimlerimizi bir aktaralım. 120 beygir gücündeki traktörümüzle 9'lu çizelimizi oldukça ağır şartlarda denedik. Yaklaşık 30-35 santim derinliğe kadar çok verimli bir şekilde traktörümüzle 9'lu çizelimizi toprak işleme uygulamasında kullandık. Şimdi tarlamızın tavının biraz ağır olduğunu özellikle belirteyim. Pulukla buranın sürümünü gerçekleştirseydik sağ tekerimiz oldukça sıkıntılı bir şekilde çamurlu arazide giderken zorlanacaktı ve zemini çiğneyecekti. Bildiğiniz gibi puluk taban taşı oluşumunu arttıran bir ekipmanımız. Çizelde böyle bir durum yok ki çizelimizde oldukça derin işlemler gerçekleştirilebilmek için yüksek bir şekilde tasarlanmış uzun bacakları var. Aynı zamanda da taşlı olan arazimizde verimli bir şekilde istediğimiz derinliklere ulaştık. Traktörümüzün gücü ve ağırlığı da buna yetecek kapasitedeydi. Yaklaşık 25 teker olan arazimizin belli bir kısmını sizlerle beraber sürümünü gerçekleştirdik. Geri kalan kısmını da programı kapattıktan sonra ben gerçekleştireceğim ve tarlamızı bahardaki yulaf ekimimize kadar dinlenmeye bırakacağız. Üzerinden kış mevsiminin geçmesini sağlayacağız ve tavuğu aşağıda hapsetmeyi hedefliyoruz. Bir başka programda, bir başka yöremizde değişik bir ekipmanla sizlerle beraber olmak dileğiyle hoşça kalın.